Hoş geldiniz dostlar selamun aleyküm çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız Yunanistan'da General Ziya Ziyaz'dan açıklamalar geliyor kendisi Yunanistan onursal genelkurmay başkanı bunu da hatırlatalım iki kurşunla değiştirmezsek adalarımızı kaybederiz açıklamasını yapıyor bizzat şu cümleyi kullanmış iki kurşunla değiştirmezsek adalarımızı tek kurşunla kaybederiz. Savunma hakkı zorunlu hukuk niteliğindedir şeklinde kendisi açıklamalarda bulunuyor. Türkiye son yıllarda doğrudan Cumhurbaşkanı'na rapor veren, ülkemizle ilgili mevcut anlaşmaları ve ayrıca uluslararası anlaşmaları kapsamlı şekilde araştıran uzmanlar grubu oluşturmuştur. Olası boşlukları değerlendiriyorlar açıklamasında bulunmuş. Yunan, Türk ve nihayet Türklerin ülkemize yönelik iddiaları özellikle gri alanlar teorisini böyle oluşturdular. Mavi Vatan anlatısını da böyle oluşturdular. Ege Adalarının askerden arındırılmasını istiyorlar. Kendimizi savunmalıyız, elimizden ne geliyorsa yapmalıyız açıklamasını yapıyor. Türkiye'nin gözden geçirme politikasının stratejik amacı çok sayıda değer yargısını ortaya çıkarıyor. Türkiye Ege Adalarının silahsızlandırılmasıyla ne elde etmek istiyor şeklinde kendisine soru yöneltilmiş. Şu cevabı veriyor. Ankara topraklarıyla Yunanistan anakarası arasında Türkiye'nin barış zamanında bölgede ekonomik ve siyasi çıkarlarını etki eden hiçbir başka güç istemiyor açıklamasını yapıyor. Kendisi uzun uzun açıklamalarda bulunmuş. Hepsini okumayacağız. Sadece şunu söyleyelim. Şunu yazmışlar. Şu açıklamayı yapıyor. Ukrayna'daki savaş vatandaşların kendilerini savunmaya kararlı olduklarında vatanseverlik görevinin ne olduğuna dair ulusal bir anlayış olduğunu gösterdi. Dolayısıyla sayısal üstünlüğün Ukrayna'nın hedeflerine ulaşma konusunda önyargılı olmadığını bizlere kanıtladı. Biz de bunu yapabiliriz açıklamasına yer veriyor. Yine dostlar Yunanistan ilk Vitol insansız hava aracının yaklaşık 2 yıl içinde gökyüzünde uçurmayı bekliyor. Dikkat ederseniz 2 yıl içinde hem de bekliyor diyoruz. Yani hala bir kesinlik yok. Yunanistan'ın yerli olarak geliştirdiği insansız hava aracının 2 yıl sonra uçması bekleniyor. Yunan meclisi panik olmuş durumda. 10 adet AH-1W Super Cobra saldırı helikopteri Erdoğan'ın Türk mini uçak gemisi Anadolu üzerinde Erdoğan'ın uzun kolunu donatıyor başlığı atılmış. Yunan tip 214 denizaltılarının Alman yapımı torpidolarla Ege'de fark oluşturduğu belirtilen haberde Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilen helikopterlerden bahsediliyor. Yunan medyası işin özeti her zaman olduğu gibi bizim savunma sanayi medyamızda ne konuşuluyorsa onu bu şekilde servis etmiş. Son cümleye bakalım. Ancak Türk üst düzey yetkililer Yunan donanmasının tip 214 denizaltılar için 44 ağır hizmet torpidoyu tedarik ettiğinin ve savaş zamanında güç göstermek için yapılacak herhangi bir hareketin intihar olacağının gayet iyi farkındalar şeklinde Yunan medyası korktuğumuzu düşünmüş. Bir diğer haberlerinde Türklerin kışkırtması devam ediyor. Yunanistan adalarının askerden arındırılmasını istiyorlar şeklinde haber servis edilmiş. Bunu da aktarmayacağız. Diğer haberlerinde Türkiye'ye gelen turistlerden rahatsız olmuşlar. Ulusal paranoya Türkler bizi tehdit ediyor ve biz Edirne'ye gitmeye devam ediyoruz. Başlığı atılmış. Edirne Yunanistan için turizm cennetidir. Erdoğan ise Ege'de ortak sömürü istiyor cümlesi kullanılmış. Ankara'nın Tüm bu zaman boyunca keskin bir şekilde artan sözde provokasyonu Türkiye'ye akın eden Yunan turistlerin cesaretini kırmış görünmüyor. Gelişlerinde etkileyici bir artış olduğu da not düşürmüş. Türk ekonomisini önemli ölçüde güçlendirdiler. Yılbaşından bu yana 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist sınır kapısından Edirne'ye girdi. Bulgarlar ve Yunanistanlılar Türkiye'yi alışveriş fırsatı olarak kullanıyorlar haberi paylaşılmış. Geçen yıla göre %186 arttı. Notu düşülürken en çok meyve, sebze, kozmetik ve giysi satın aldıkları notu düşülüyor. Diğer haberlerinde Amerika'ya tepkiler. geriye kalan tek şey ile birlikte 4 hafif Hellas uçak savar sistemini Bulgaristan'a göndermeye yönelik siyasi karar olacak mı sorusu yöneltiliyor. Bütün bunların amacı tipik olarak NATO'nun güney kanadının bir üyesi olan Türkiye'nin güçlendirilmesiyle mi ilgili bundan söz edilmiyor şeklinde Yunan meclisi geçen gün Yunanistan'dan Amerika'nın çektiği bazı ekipmanlara tepki göstermiş. Özellikle Romanya'nın güçlendirilmesine tepki gösterdikleri belirtiliyor. Baktığımızda son olarak şunu yazmışlar. Bugün bütün bunların amacı tipik olarak NATO'nun Güneydoğu kanadının bir üyesi olan Türkiye'nin güçlendirilmesidir. NATO ittifanın doğu tarafında şu anda 40 bin askerle Türkiye önemli bir güç şeklinde tuhaf bir haber servis edilmiş. O kadar çok sallamışlar ki zaten tekrar etmeye gerek yok. Diğer haberlerimize bakalım dostlar. Dünyadan haberlerimiz olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski katliam iddialarıyla gündeme gelen bu çaya gelerek basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Ukrayna ordusuna mensup bir grup asker eşliğinde bölgeye gelen Zelenski'nin çelik yelek giydiği de görülüyor. Yine Lübnan batmış durumda bizzat devlet batmış durumda Dolayısıyla Dünya Bankası Orta Doğu Direktörü Saroj Kumar da Lübnan'ın tarihindeki en ağır ekonomik krizi yaşadığını ve bunun dünyadaki en kötü 3 krizden birisi olduğunu söylüyor. Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan resmi açıklamaya göre Başbakan Necip Mikati başkent Beyrut'taki hükümet sarayında Birleşmiş Milletler Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından koordine toplantıya başkanlık ediyor. Toplantıda konuşan Dünya Bankası Ortadoğu direktörü de Lübnan tarihinde birçok krize tanıklık etti ancak bu en kötüsü açıklaması da böylelikle yapılmış durumda. Harita üzerinden son duruma bakalım. Norveç Başbakanı birkaç gün önce Putin'le yaptığı görüşmede Rus kayıplarının tahminlerini doğrudan paylaşırken bu şekilde kendisi yine Putin'in savaşta kayıplar olduğu açıklamasını da basına söylüyor. Yine Avrupa Birliği Ukrayna savaş suçlarını soruşturmak için müfettişler göndermeye hazır şeklinde Urzula'dan açıklamalar geliyor. Litvanya'nın Ukrayna Büyükelçisi de Kiev'e dönecek. Bizzat Litvanya Dışişleri Bakanı tarafından duyuruluyor. Başsavcı Venediktova sivil kurbanlarla ilgili en kötü durumun Borodyanka'da olduğunu söylüyor. Şimdiye kadar ordu İrpin, Burça ve Vorzel'de çalışıyor. Yine dostlar Twitter'dan açıklamalar yapıldı. Letonya tarafından yapılan açıklamada Letonya'nın Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da işlediği suçlar nedeniyle Rusya Federasyonu ile diplomatik ilişkileri azaltacağı söyleniyor. Yine Litvanya Rus Büyükelçiyi de sınır dışı etmiş durumda. Rus ekipmanları da dostlar sevkiyata devam ediyor ve işaretli yaklaşık 50 Rus aracının oluşan büyük bir konvoyu görmektesiniz. Özellikle genelde bu sevkiyatlar Belarus'ta yapılıyordu. Bakalım bu sefer tam olarak Nerede yapıldı derseniz yine Belarus'tan sevkiyatlar yapılıyor. Rus ordusu Mikolev'i misket bombasıyla vurdu. Belediye başkanı duyuruyor. Rus büzeleri dün Mikolev yakınlarında tarımsal ihtiyaçlar için çalışan bir işletmeyi de yok etmiş durumda. Yine dostlar Kayman Adaları bayraklı destek gemisinin de Soçi'ye giderken Boğaz'dan Karadeniz'e geçtiği belirtiliyor. Amerika Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım'ı ilhak etmesine ve diğer dünya çapındaki kötü niyetli faaliyetlerine yanıt olarak Putin'le bağları olan gemiye daha öncesinde yaptırım uygulamıştı. Bu gemi bugün itibariyle boğazdan geçiyor. Yine Zelenski'nin Butçay'ı ziyaretinden bahsedilmiş. Washington'ın Birleşmiş Milletler elçisi Rusya'nın insan Hakları konsi üyeliğinin askıya alınmaya çalışıldığını söylüyor. Yine saat 11.30'da tren istasyonundaki tam olarak nerede olduğuna bakalım. Zaten Minsk bu bölgeden yine sevkiyat olduğu belirtiliyor. Fotoğraf görmektesiniz Chernihiv bölgesinde. Yine Rus teçhizatının yok edildiği belirtilmiş. Hava savunma sistemleri yine bir füzeyi düşürmüş durumda. Rus ordusu Rubizniye bölgesinde kiliseyi bombaladı. İki kişi yaralanmış durumda. Rus birlikleri Cumhurbaşkanı Zelenski'nin her son bölgesindeki evini soydu. Ve otelleri de soymuş durumda. Son iki gün içerisinde Mikolayev'de 3 sağlık tesisi 5 okul 10'a kadar çocuk yuvası bombardımanda hasar gördü. İtalya Başbakanı Draghi, Rus yetkililer şimdi çatışmayı durdurmalı, sivillere yönelik şiddeti durdurmalı ve sorumluluk almalıdır açıklamasını yapıyor. Yine her sona yönelik saldırı yapıldığı belirtilmiş. Diğer haberleri dostlar aktardığımız için tekrar etmiyoruz. Hoşçakalın.